Herkese yeniden merhaba, ben Mucizevi Lord. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün yine Layla hakkında konuşuyoruz. Geçen sefer Layla'nın amacı hakkında konuştuk. Kelebek mucizesini nasıl kullanacak ve hangi maksatla? Ve bazı hayranların yaptığı mantıksız teorileri de çürütmüştük. Bugün ise sezon finalinin son sahnesinde Layla'nın kelebek mucizesini taktıktan sonra olan olaylardan biraz bahsedeceğiz. Bunun hakkında da pek fazla teori var. Tabii içlerinde mantıksız olanları da var, onlara da değineceğiz. Ve mükemmel teoriler de var, hatta birini ben de destekliyorum, çok sağlam teori. Ve eğer o teori gerçek olursa çok mükemmel olur, hikaye tamamen farklı yerlere gider. Neyse, teorilere geçelim. İlk olarak dediğimiz mantıksız teoriden başlamak isterim. Teori şu ki, Layla'nın arkasında beliren şey Gabriel'ın ruhu. Hadi bir şeyi kesinleştirelim. Gabriel bitti gitti hacı, artık gelmeyecek. Geriye bıraktığı ufak tefek kalıntıları olabilir ama Gabriel kendisi gitti ve bir daha da gelmeyecek. Belki de mantıklı bir teoridir aslında, dayanağı falan nedir diye soracak olursanız, bazı hayranlar şöyle diyor. Gabriel dilediği dileğin yanında kendisini mucizenin içine hapsetmeyi de diledi. Tabii ki tam olarak daha Gabriel'ın ne dilediğini bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz ki sadece bir tane dilek dileyebilir. Ve onu da diledi. Karısı ve Natalie geri geldi. Ama işte kendimi mucizenin içine hapsedeyim. O zaman Kwame ne olacak oğlum? İşte kendimi mucizenin içine hapsedeyim. Şöyle yapayım, böyle yapayım. Bunlar boş işler bakın. Şimdiki teorimiz ise tamamen düz bir düşüncede olan mucize fanlarının teorisi. Ve gayet de mantıklı. Ama bence senaristler böyle bir sahneyi sezon 5'in son bölümünün son sahnesine, fanlar 6. sezona çok fazla teori yapsınlar diye koyduklarını sanmıyorum. Çünkü eğer bu olursa çok hayal kırıklığına uğrarız. Teori şu ki Layla'nın arkasında beliren şey sinirlenmiş Nuru. Biliyorsunuz Layla mucizeyi taktığı anda Nuru da ortaya çıkmalıydı. Ama Nuru'yu hiç görmüyoruz. Ve Layla arkasında birdenbire bir şeyden çok fazla korkuyor. Ve fanlar da belki Nuru sinirlenmiştir ve güçlerini kullanıyordur demişti. Ve bu gayet de mantıklı bir teori. Ama olmasını istemem çünkü pek bir heyecanlı olmaz. Ve şimdi gelelim en manyak teoriye. Ve ben bu teoriyi destekliyorum. Layla mucizeyi taktıktan sonra arkasında beliren şey sezon finalinde de gördüğümüz Lady Dragon. Evet, bizim Shanghai bölümünde gördüğümüz Marinette'in arkadaşı, iyi karakter Faye. Neden diye soracak olursanız eğer, yani bunların yıldırım olduğu çok belli. Ve sezon finalinde de Faye'yi ejderha leydisi olarak görmüştük. Ve onun güçlerinden biri de yıldırım. Peki neden Lady Dragon bunu yapsın? Evet, bu bana çok mantıksız geliyordu ama şunu düşündükten sonra çok mantıklı gelmeye başladı. Bir aralar yapımcı Jeremy Zek Instagram'da Lady Dragon'un kendi serisinin geleceğini duyurmuştu. Ama sonradan bu proje iptal edildi. Nedeni ise bilinmiyor. Ya senaristler serisi çıkmayacak olan Lady Dragon'un hikayesiyle bizim mucizenin hikayesini birleştirmiş ve ortaya mükemmel bir sezon çıkaracaksa ben bunu isterim. Bak, mükemmel bir sezon olur. Ama Faye'nin dileği ne olabilir ki? Bakın, ilk olarak onun üvey babası öldü ve onu çok seviyordu biliyorsunuz. Veya gerçek ailesinin kim olduğunu öğrenmek istiyor da olabilir. Çünkü küçükken onu bırakmıştılar. Ve geçen Layla'nın da böyle bir şey istediği teorisini ortaya atmıştık. Hem zaten Layla'nın bir ortağa ihtiyacı vardı. Şöyle bir bakarsanız eğer, Gabriel'a zaten her zaman yardım eden birisi olmuştu. Natalie, Bayan Tsurugi, hatta Layla kendisi bile. Kısaca Lady Dragon teorisi neden olmasın? Ve hatta bir arkadaşım bu teoriyi bayağı bir genişlendirmişti. Nedenlerini falan, neden Faye'nin Layla'yı seçtiğini falan. Çünkü kendisi de zaten güçlü. Neden Layla'yla işbirliği yapmak istesin ki? Adam bildiğin sezonun özetiymiş gibi anlattı bana. Ama bu hikayeyi paylaşmayacağız. O bu teoriyi kendi videosunda sizinle paylaşmak istiyor. Videosunu yaptığında size haber vereceğim. Ve bu Lady Dragon teorisinin bana inandırıcı gelmesinin bir tarafıysa şu. Tıpkı 5. sezonda olduğu gibi 3. sezonun sonunda da hayranlar gelecek sezon için bayağı bir teori üretiyordular. Ve birdenbire ortaya bir teori atıldı. Çok alakasız bir şeydi. Adrian his canavarı. Ve o zamanlar, yani 3. sezonda Adrian'ın his canavarı olmasına dair en ufak bir ipucu
ipucu bile yoktu. Sadece Felix bölümünden yüzüklerin bir sırrı olduğunu biliyorduk. Peki sizce bu teori gerçekten bir hayran tarafından mı yapılmıştı? Doğrusunu söylemek gerekirse ben buna inanmıyorum. Bence bu kasten senaristler tarafından yapılmıştı. Sadece fandomda bir hesap açacaklardı ve bu ufacık fikri oraya yazacaklardı. Ve hayranların bunu gördükten sonra çok fazla meraklanacağını da biliyordular. Tıpkı bir anda ortaya atılmış Lady Dragon teorisi gibi. Evet, kesinlikle ben Lady Dragon teorisini destekliyorum. Evet, videomuz ve teorilerimiz buraya kadardı. Sizin de Layla'nın arkasından çıkan o ışığın ne olduğu hakkında bir fikriniz varsa yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz eğer like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bye bye.